Evet, meclis özel yayınımız devam ediyor ve çok değerli bir konumuz var. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Yeni dönem, yeni yasama dönemimiz. Bugün yemin töreni yapılacak ve süreç başlamış olacak. 14 Mayıs ve ardından 28 Mayıs seçimleriyle böyle hareketli bir sürecin ardından geldik. Neler söylersiniz? Özellikle sandıktan verilen mesajı bize değerlendirir misiniz? Evet. Öncelikli olarak tekrar hayırlı yayınlar diliyorum. 28. dönemin ilk yayınına sizle beraber çıkmış hayırlı oluyoruz. Olsun. İnşallah nice hayırlara, nice bereketlere, güzelliklere vesile olacak bir dönemi milletimiz için, devletimiz için hep beraber yaşamış olalım. Tabii sandıktan verilen mesaja baktığımızda sandık hakikaten Erdoğan dedi, Cumhur İttifakı dedi, sonuçta istikrar ve güven dedi, İHA'larıma, SİHA'larıma dokundurtmam dedi, ekonomide, dış politikada kazanımlarımı kaybettirmem dedi. Gerçekten Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye olarak Türkiye yüzyılı inşasına evet dedi. Kaosa, bilinmezliğe, öngörülemezliğe ve hakikaten parlamenter sisteme hayır dedi. Bunların bileşenlerine, terörle aralarına mesafe koyamayanlara, terörden medet umanlara, bu konuda hakikaten devleti zafiyete uğratacak yaklaşımlara hayır, geçit vermiyorum dedi. Dolayısıyla hem yasamada hem yürütmede de net bir karar verdi. Yasamada 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na bu konuda bütün kanun tekliflerini geçirebilecek bir imkanı tanıdı. Aynı zamanda yürütmede de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alarak bu konuda Türkiye'nin iddialarından vazgeçmemesi gerektiğini, Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Asya, Şangay, NATO, Türk Devletler Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, bütün bunların tam odağında ve merkezinde proaktif dış politika yürüten bir Türkiye dedi. Mavi vatandan vazgeçemeyiz. Bizim Karabağ'da da işimiz olur, Libya'da da işimiz olur dedi. Uzay vatanımıza ilişkin de iddiamızı sürdürmeliyiz. İmece efendim uydumuza yenilerini eklemeliyiz. İHA, SİHA, TİHA, Milli Muharip Uçağı, Anadolu TCG, Anadolu uçak gemimize yenilerini eklemeliyiz. Bir bölgesel güç ve küresel aktör olarak durmak yok, yola devam dedi diye özetleyebilirim. Efendim çok ard arda siz de saydınız müjdelerin geldiği bir yıl yaşadık. Ard arda müjdeler verildi. Özellikle seçime doğru giderken muhalefetin bu konuda çok fazla tepkisi vardı. Müjde eleştirilerine tanıklık ettik. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani nasıl bir... Şöyle müjdeden ancak herkesin memnuniyet duyması lazım. Evet, yani müjdeler eleştirildi. Evet, müjdeler nasıl eleştirilebilir ki? Burada bir yanılsama ve hakikaten bir farklı durum söz konusu değil mi? Bunu seyircilerimizin takdirine bırakıyorum. Hı hı. Ve bunların hepsi somut müjdeler. Evet. Sonuç itibariyle hepsini gerçekleştirmişiz ve milletimizin hizmetine sunmuşuz. İmece bugün uzayda yörüngesinde. Bugün TCG Anadolu mavi vatanda süzülmekte. Efendim Hürjetimiz, Atak helikopterlerimiz semada. Dolayısıyla somut gerçeklikler. Bu bir hani lafla peynir gemisi yürümez sözünün. Hı hı. Bir başka versiyonu, biz söylediklerimizi yapan, yaptıklarımızı söyleyen ve ne vaat ettiysek bunları yerine getiren bir iktidar olarak milletimizin huzurundayız 21 yıldır. Dolayısıyla yapılan eserlerden, hizmetlerden bu ülkenin evladı olarak ancak memnuniyet duyulması gerekir. Ve verilen müjdelerin gerçekleşmesi bizim sevincimizi artırmalıdır. Hatırlarsanız Ramazan bayramının hemen arefesinde butona basıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı bileşenleri hep beraber bütün herkes davetli. TOK herkes davetli ama maalesef bu müjdeleri yaşamaya gelmeyen bir yaklaşım da var. Bu paylaşımı maalesef gerçekleştirmeyen, ortak duygumuza kendini uzak kılan bir zihniyet anlayışı var. Bu farklı bir bileşke, farklı bir kombinasyon. O da maalesef Erdoğan karşıtlığı ve Türkiye karşıtlığına dönüşmüş bir aslında marjinal yapı. Hı hı. Bu seçmenler nezdinde baktığımızda
bütün seçmenlerimiz, 85 milyon insanımızın tamamı bu müjdelerden dolayı çok memnun. Türkiye'nin bu gücünden dolayı çok memnun. Bayram hatta arefesinde... tam bu noktada şu bilgiyi de paylaşayım ben. TCG Anadolu gemisini İstanbul'da 36 günde toplam 221.622 kişi ziyaret etmiş. Evet. Muazzam bir rekor. Evet. Sonuç itibariyle yani bu şunu gösteriyor. Milletimizin yapılanları tasvip ettiğini, tasdik ettiğini, belki siyasi nedenlerle farklı görüşe de olsa farklı partilere de... Bu ülkenin kazancı. Bu yani ki, bir parti bağlamında değerlendirilebilir bir unsur değil. Yani doğalgazın bulunması, ülkenin doğalgazı ya da TOG'un yapılması yerli bir firmanın sahaya çıkmış olması anlamına gelmiyor mu yani? Mutlaka bunu hepimizin ortaklaşa bir sevince, bir efendim güzelliğe dönüşmemiz lazım gelirken, yani bununla dahi maalesef kötülemeye, rencide etmeye dönük sözleri nasıl bir savruluş olarak değerlendirmemiz gerektiğini bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayın Başkan, şimdi savruluş demişken, şimdi birinci tur öncesinde bir strateji gördük Millet İttifakı bağlamında. İkinci tur akabinde başka bir strateji gördük. Tam bir savruluş. Evet, yani bu savruluşu nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi peki? Hakikaten tam da kelimenin tam tetabuk ettiği kavram savruluş. Bu aslında Yamalı Bohça İttifakı'nın ilkesiz bir şekilde bir araya getirildiği zaten kendileri tarafından da ifade ediliyordu. Millet İttifakı'nı oluşturan kimi liderler bunu biz bir projeyiz, bir proje ittifakız diye ifade ediyorlardı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bir ülküsü, bir hedefi, bir birlikteliği, bir kızılelma yaklaşımı var. Nedir o? Büyük ve güçlü Türkiye, milletimizin tamamının refahı, devletimizin ebed müddet devamı, bekası, devletiyle milletiyle bölünmez bütünlüğü, bütün 85 milyon insanımızın özgürlüğü, demokratik yaşamını çok özgür bir şekilde ortaya koyabilmesi ve ekonomik anlamda da gerçekten alım gücünün arttığı ve büyük ve güçlü Türkiye'nin yepyeni bir dünyanın aktörü olması hususundaki ufku, vizyonu. Şimdi bu ufukla beraber maalesef sadece ulufe dağıtmakla, makam dağıtmakla, daha önce karşı çıktıkları Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı efendim zikretmekle, her bir talebe sana bakanlık mı lazım? Al sana bakanlık. Sana Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı mı lazım? Al sana Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı şekline dönüştürülerek devam ettirmeye çalışılan bir sistem. Ve daha önce maalesef HDP ve PKK çizgisinde bu konuda Türkiye'nin özellik adı altında bölünmesine dönük yaklaşımları zikreden bir paradigma, bir siyasi söylem. Ancak son anda Zafer Partisi ile eklemlenecek kadar farklı bir noktaya savrulan bir efendim gidişat. Bu zaten ilkesizliği, temelsizliği ve güvensizliği beraberinde getirdi. Bu nedenle de milletimiz o konuda net kararını vermek suretiyle 2,5 milyona yakın bir oy oranıyla ikinci turda da birinci turda da bu konuda net kararını vermiş oldu. Bu savruluşu tabii tamahkarlığa, hırsa ve hasede bağlamak mümkün. Hakikaten ne olursa olsun yeter ki hedefimize ulaşalım anlamındaki makyavelist anlayış milletimiz tarafından muteber ve geçerli görülmedi. O konuda cevabı milletimizin maşeri vicdanında Anadolu irfanının yansımasıyla tecelli etti ve verildi. Bu konuda ama şunu ifade etmek isterim. Evet, ben bu değerlendirmelerimi yaparken bu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yöneticilerinin zihniyetlerini muhatap alarak bunları tabii, ifade ediyorum. Yoksa asla ve katta evet. 85 milyon insanımız, bizim seçmenimiz, vatandaşımız, eşit yurttaşımız hep beraber bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bizim yaptığımız bütün güzelliklerden, işlerden, bu biraz evvel bahsettiğimiz eser ve hizmetlerden bütün milletimiz, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, bütün vatandaşlarımız bu konuda bundan istifade etmekte ve istifade etmesi gerekmekte. Dolayısıyla bu konuyu tekraren altını çizerek ifade ediyorum. Maalesef bu kimi kin ve nefret, kimi hırs ve haset, kimisi makam ve şöhret nedeniyle bir araya getirilen bu Yamalı Bohça ittifakı, çeşitli yurt dışı kombinasyonlarının oluşturduğu bu efendim yapı gerçekten büyük bir mağlubiyet yaşamıştır. Ve bu noktada şunu sormak istiyorum. Yani birinci turda meclisi Cumhur İttifakı kazandı. İkinci turda da Sayın Cumhurbaşkanı yeniden seçildi.
Bu aşamadan sonra Millet İttifakı'ndan gelen mesajları da gördüğümüzde artık böyle bir ittifakın dağılma sürecine girdiğini mi görüyoruz? Yani bu zaten yapay bir ittifaktı. Tabii bir ittifak değildi. Biraz evvel ifade ettiğim gibi bu bileşenlerden bir kısmı proje ittifakı denilmişti. Erdoğan nefretliği ve Erdoğan'ı devirmeye dönük oluşturulan Biden'ın masasını temsil ediyordu. Çünkü daha üst akıl bunu ifade ediyor. Buna vurgu yapmamız gerekir. Yani labirentlerin arasında dolaşarak çıkmaz sokaklara girmenin bir anlamı yok. Çünkü bir ara biliyorsunuz masayı oluşturanlardan bir kısmı masadan kalktı. Kumar masası, noter masası dedi. Sonra şantajla tekrar oturtuldu. Sonra birinci turda birkaç gün kala seçimlere bir başka parti ve lider adeta diskalifiye edilmeye çalışıldı bir takım kombinasyonlarla. Evet. Ve son düzlükte ikinci turda da farklı bir parti kendi varlığını inkar edecek şekilde Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar diyen bir kimse Millet İttifakı adına imza attığını ifade eden ama ki, sadece Kılıçdaroğlu'nun imzası vardı orada. Ama yukarıda kapsamda evet, dikkat ederseniz Millet İttifakı yazıyor. Kapsamda Millet İttifakı adına bu protokolün imzalandığı söyleniyor ve dikkat ederseniz daha önce HDP'nin talebi doğrultusunda bir mutabakat metni imzaladı altılı masa. Hı hı. HDP ne istiyorsa onu yazdılar. Yani kısaca kayyum atamalarına son vereceğiz dediler. Evet. Zafer Partisi de aynı efendim ibareleri farklı şekilde ya, tam imzaladı. Tam tersini söyledi değil mi? Tam tersini söylüyordu ama ne yaptı? Ne yaptı? Burası çok önemlidir. Evet. Bakın bu kamuoyunun gözünden kaçırıldı. Zafer Partisi kendisine İçişleri Bakanlığı teklifi yapıldığını hı hı. ifade etti. Bir bakanlık uğruna devleti zaafa uğratacağını Zafer Partisi o protokolle taahhüt etti. Evet. Ve anayasanın 127. maddesindeki terörle irtibatı hukuki delillerle net bir şekilde ortaya konan belediye başkanları, mahalli idare organlarının açığa alınarak geçici görevlendirme yapılması, uygulamasına kesinlikle son vereceğini, kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla ancak bu konuda yapılabileceğini ifade eden protokole hem CHP Genel Başkanı hem de Zafer Partisi Genel Başkanı imza attı. Bütün Millet İttifakı'nı temsilen CHP o imzayı attı. Kapsam maddesinde bu açık ve net bir şekilde yazıyor. Ve aynı şekilde HDP ile aynı hizada dizildiler. CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı hizada hizalandılar. Bunları hizalayan kim peki? İyi Parti'yi de atlamayalım efendim. Onlar da orada. İyi Parti hepsi orada. Millet İttifakı'nın hani hepiniz altı. Oradaydınız. Hepiniz oradaydınız. Hepsi oradaydı. Ona da vurgu yaptım bakın ama bu masa hangi masa aslında? Bu masayı daha üst akıldan çözümlemek gerekiyor. Bunu görmek gerekir. Biden daha göreve gelmeden, muhalefeti birleştireceğiz. Başkanlık evet dedi ki başkanlık adaylığı esasında ki kendisi daha o sıfatı taşıyordu. Evet. Başkan yardımcısıydı. 15 Temmuz 2016 uluslararası darbe ve işgal girişiminde Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısıydı evet. Sayın Biden. Bu sıfatı taşırken ve başkanlığa adayken gazetecilerle bir araya geldi ve daha önce darbeyle deviremediğimiz Erdoğan'ı bu sefer seçimler yoluyla devireceğiz ve bunu da Türkiye'de muhalefeti genişleterek birleştireceğiz ve her türlü desteği vereceğiz. Erdoğan'ı devireceğiz stratejisini bütün dünyaya ilan etti. New York Times, Der Spiegel, Washington Post, New York Times bunların hepsi de kapaklarında, evet. Başlıklarında, manşetlerinde hep beraber Erdoğan aleyhine, Millet İttifakı lehine tutum ve davranış sergiledi. Dolayısıyla bütün 7 düvele karşı millet bu oyunu bozdu, cevabını verdi, Erdoğan'la devam dedi. Erdoğan'a güveniyorum, yaparsa Erdoğan yapar, yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar dedi. Bunu yasamada da, yürütmede de net bir şekilde ortaya koydu. Bu milletimizin kazanımıdır. Burada 85 milyon insanımızın tamamı kazanmıştır. Ve işçimiz, çiftçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız, sanayicimiz, toplumun tüm kesimleri bu manada hakikaten büyük bir kazanım elde etmiştir. İnşallah şunu ifade etmek isterim ki Türkiye proaktif dış politikasıyla beraber inşallah daha güzel günlere hep beraber ulaşacak ve
ortaya konulan bütün bizim kendi seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz her şeyi bir bir gerçekleştireceğiz. Ve ilk yapacağımız işlerden bir tanesi malum asgari ücretle ilgili düzenleme ve en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılmasıyla ilgili düzenlemeyi de inşallah Temmuz ayına kadar gerçekleştirerek bu konuda bismillah deyip 28. dönemde yepyeni ufuklara doğru hep beraber güven ve istikrar iklimiğinde hep beraber büyük hedeflere varmış olacağız. Ben bu konuda aziz milletimizin tümüne teşekkürlerimi arz ediyorum. Efendim bu konuda 85 milyon insanımızın kazandığını ifade ediyorum. Öbür türlü Allah korusun gemiyi delecekler. Gemi su alacak, hep beraber batacaktık. Ama şimdi geminin kaptanı, reis, gerçekten tecrübeli bir reis, tecrübeli bir başkan, milletin evladı, milletiyle beraber hemhal, bütün milletimizi özgürlükler ikliminde, demokrasi ikliminde, refahın artırılması ikliminde itibarlı bir ülkenin vatandaşı, onurlu bir efendim ülkenin onurlu bir vatandaşı ikliminde hedeflerine doğru ulaştıracak ve sahili selamete inşallah gemiyi yeni döneme ilişkin girmişken Ayşe'nin kritik bir sorusu var sizi bulmadan. Meclis başkanlığı süreci var önümüzde, evet. Bir de var mı isimler düşünülen? Şöyle şimdi plan. Tabii bir tüyo verseniz de bir son dakika versek burada efendim. Şöyle hep beraber onu öğrenmiş olacağız. Tabii istişareler yapılıyor bu konuda. Evet. Malum daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızla beraber AK Parti MYK'sı olarak bir araya geldik. Evet. Bu konuda efendim seçim değerlendirmeleri yaptık ve bundan sonraki süreçlerle ilgili bir değerlendirme yaptık. Daha sonra kabineyi topladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Kendileriyle de istişare ettiler. Dolayısıyla inşallah çarşamba günü bu noktada yeni dönemin yeni başkanını hep beraber görmüş olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun size de. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için, milletimiz için. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınlarımız devam edecek. İlerleyen dakikalarda sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Birazdan buradayız.